kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal böreklik yufka nasıl yapılır, nasıl hazırlanır ve nasıl saklanır bunu anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler de tarifi dener ve beğenirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma 7 bardak un, 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada suyunuzun ılık olmasına dikkat edin. Hamurunuz çok daha rahat, çok daha güzel bir şekilde açılacaktır. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yoğurma kabında bir süre yoğurup toparladıktan sonra mutlaka masada da bir 5-6 dakika kadar yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri hamuru çok güzel ve özlü bir şekilde yoğurmaktır. O yüzden yoğurma kısmından çok fazla çekmiyorum. İlk defa deneyenler için daha açıklayıcı ve daha güzel olması açısından videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamuru özlü bir hal alıncaya kadar yoğurduktan sonra hamurumu yoğurma kabına tekrardan alıyorum. Üzerini streçle kapatıp daha sonra üzerine bir mutfak bezi atıyorum. Bu şekilde hamurumu ilk olarak 1 saat kadar dinlendiriyorum. dinlendirme aşamasını kestim. Hemen hızlı bir şekilde dinlenmiş hamurumu masaya aldım. Masada hamurumu toparlıyorum. Gördüğünüz gibi dinlendiği için hamur çok güzel bir şekilde kendini salmış. Hamuru toparladıktan sonra hamuru hamur kartı ile ortadan ikiye bölüyorum. Hamuru ortadan ikiye böldükten sonra bir parçasını yoğurma kabına tekrar alıyorum, üzerini kapatıyorum. Öbür parçayı silindir şekline getirdikten sonra hamur kartı ile 5 eşit parçaya bölüyorum. 5 eşit parçaya böldükten sonra bezelerimi hazırlamaya başladım. Bezelerin eşit olması için büyük olan parçalardan başlayın. Daha sonra elinizde toparladıktan sonra avucunuzda sıktığınız zaman diğer bezelerle eşit olacaktır. bezeleri hazırladıktan sonra üzerine bir mutfak bezi atıyorum 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra ilk hazırlamış olduğum bezeden başlayarak hamurlarımı açmaya başlıyorum bezelerimi açmaya başlamadan önce bir bardak una bir yemek kaşığı kadar nişasta ekliyorum buğday nişastası ekliyorum çok daha rahat çok daha kolay bir şekilde açabilmeniz için Bezemin altını üstünü bol un ile unladıktan sonra açmaya başlıyorum. İlk başta dilediğiniz kadar un kullanabilirsiniz. Hamurun yapışmamasına dikkat edin. Hamur iyice büyüdükten sonra çok daha az un serperek sadece yapışmasını engellemeniz yeterli olacaktır. Sona yakın yapışmasını engellemek için çok az un serperek hamurumu açmaya devam ediyorum. Hamurunuzu sacınızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Hatta benim yufkalarım biraz daha büyük geldi ama kesinlikle bir sıkıntı yaşamadım. Kenarlarından çekiştirerek sağa sola götürerek yufkalarımı güzel bir şekilde pişirdim. Hemen sizler için bir tane daha açıyorum. Yufkalarınızın çok fazla kalın olmamasına dikkat edin ona göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz benim bezelerim mandalina büyüklüğündeydi küçük mandalinalar o şekilde hazırladım hemen sizlere inceliğini yakından göstereyim sofra bezinin üzerine serdim gördüğünüz gibi desenleri tamamen görünüyor daha sonra sacımı ısıttıktan sonra üzerine ilk hazırlamış olduğum yufkamı seriyorum gördüğünüz gibi yufkam biraz büyük İlk serdiğiniz zaman kesinlikle dokunmamanız gerekiyor. Çünkü ilk sıcaklığı gördüğü zaman hamur yapışabiliyor. O yüzden biraz pişirdikten sonra sağa sola kaydırarak bütün taraflarını eşit bir şekilde pişirebilirsiniz. İsterseniz tek katlı olarak yapabilirsiniz veya benim gibi hepsini bir seferde pişirebilirsiniz. İlk yufkanın alt tarafının pişmeye yakın üzerine diğer yufkamı seriyorum. Yufkanın altını kontrol ediyorum. Eğer yeteri kadar piştiyse hemen çeviriyorum. Bu arada diğer yandan da diğer 5 bezemi hazırladım. Onları da açmaya başladım. Hem bezeleri açıyorum hem de yufkalarımı pişiriyorum. Eğer bu işlemleri 2-3 kişi yaparsanız çok daha rahat olacaktır. 2 kişi açacak, diğerleri de pişirecek. Hamur miktarını yapmak istediğiniz kadar hamur miktarını arttırarak hazırlayabilirsiniz. Bu arada hemen belirtmek istiyorum ki sacımı 150 dereceye ayarladım. Ara ara 100 dereceye düşürüyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde pişiyor. Bir yandan açıp bir yandan pişirdiğim için bazen bir tık fazla kızartmış olabiliyorum. Daha az kızartabilirsiniz. Alt taraftakini kontrol ediyorum. Eğer piştiyse hemen diğer yufkamı üzerine seriyorum. Daha sonra çeviriyorum. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra sofra bezinin üzerine alıyorum. Sofra bezinin üzerine aldıktan sonra her bir yufkanın bir kenarına videoda görüldüğü gibi su sıçratıyorum. Eğer isterseniz çiçek sulama fıs da su serpebilirsiniz. Her yerine gelecek şekilde güzelce suyunu serptikten sonra üzerine sofra beziyle kapatıyorum. Bu şekilde bir yarım saat kadar bekletiyorum. Benim elimin altında sadece bu işlem için kullanmak için fıs olmadığı için ben annem usulü elimle sıçratarak hazırladım. Ama fıs fıs yaparsanız çok daha rahat olacaktır. Hepsini hazırladım. Videoda görüldüğü gibi hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kesinlikle yapışma olmuyor. Yumuşacık oldular yufkalar tamamen yumuşacık olduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup dondurucuya kaldırabilirsiniz. Eğer kenar kısımlarında sertlik kaldıysa tekrardan su fışkırtarak yumuşatabilirsiniz. Hemen sizler yufkamın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.